Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili Bitcoin'ciler, bugün sizlerle Bitcoin'in hangi seviyelere kadar yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir veya hangi seviyeden dönüşler aşağı yönlü gerçekleşebilir? Bunun cevabını teknik analiz sistemini kullanarak bulmaya çalışacağız. Öncelikle piyasada birçok rakam dönmekte ve Bitcoin'de de yukarı yönlü çok sert bir ay içerisinde çok sert yukarı yönlü ataklar da gözlemledik arkadaşlar. Peki bu ataklar normal mi? Bu kadar hızlı bir hareketin yukarı yönlü olabilmesi için arkadaşlar çok büyük yatırımcıların bu Bitcoin piyasasında olması, yani boğa piyasasının işlemiş olması lazım. Bitcoin'e de baktığımız zaman arkadaşlar şu an boğa piyasasında olan bir ürün görmekteyiz. Peki teknik olarak bu ürünü incelediğimiz zaman bizler için hangi seviyeler kritik seviyeler olacak? Sizlerle birlikte bunu teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız. Öncelikle yatay çizgimizi alalım. Şuradaki çanağın hedef seviyesini sizlerle birlikte bulmaya çalışalım arkadaşlar. Evet, bir yatay çizgimiz daha alalım. Bunu da çanağın üst tarafına ekleyelim. Evet, burası da çanağın üst tarafı. Evet arkadaşlar, şimdi çanak boyu olarak bunun hedefini hesaplayacak olursak, bakın şurada bir büyük çanak. Bunun hedefini sizlerle birlikte hesaplayacak olursak takribi 3180 bu çanağın dip noktası ve çanağın üst tarafı da 19848 seviyesinden geçmekte. Yukarıyı 20.000'den düz alsak, aşağıya da 3.000'den alsak burada 17.000'lik bir alan bize yaratıyor arkadaşlar. Bunu da 20.000'in üzerine 17.000 eklersek şuradaki alan takribi bize 37.000 rakamını vermekte arkadaşlar. Yani Bitcoin'in şuradaki maksimum hedefi 37.000 dolarları göstermekte. 37.000 dolar üzerinde Bitcoin'de oluşacak alanın bir köpük alan olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. O yüzden 37.000 ve üstündeki rakamlar Bitcoin'de köpük olarak adlandırabiliriz. Bir de bunu Fibonacci rakamlarıyla belirleyelim. Bakalım Fibonacci üzerinde bizler için kritik rakamlar hangi seviyelerde? Bunu bulmaya çalışalım. Evet, şuradan bir Fibonacci kanalı aldığımızda bunu da tam almaya dikkat edelim arkadaşlar. Evet, şuradan bir Fibonacci kanalı çizdiğimiz zaman arkadaşlar %261 seviyesine gidebilir miyiz Fibonacci'ye göre? Evet, Fibonacci'ye göre de arkadaşlar şuradaki özellikle 29.750 seviyesi önemli bir rakam. Evet, şurada 29.750 rakamı önemli. Bunun üzerinde gene bizler için Fibonacci seviyesinin yukarısına denk gelen 261.18'e denk gelen bir 46.000 seviyesi mevcut. Şurada bir 46.800 seviyesi mevcut. Evet, burada bir 46.800 seviyesine doğru ataklar yaşayabilir miyiz? Bunun için de arkadaşlar şurada bir kırması gereken özellikle 39.670 seviyesi mevcut. Bu 39.670 seviyesi üzerinde kapanışlar görebilirsek o zaman 44.150 seviyesine doğru Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün. Geriye doğru dönüşlerde arkadaşlar eğer bir düzeltme seviyesi yaşanacaksa da özellikle
Aşağıda 36.430 seviyesi. İlk destek, ikinci destek bölgesi de 31.180 seviyesinde bulunan destek bölgeleri olarak düşünülebilir. 39.670 üzerinde agresif kapanışlar sergileyebilirsek, o zaman yukarıda arkadaşlar bizde Bitcoin'de 44.000'li seviyelere doğru yukarı yönlü daha atakların devamını bekleyebiliriz. Genel olarak toplayacak olursak da arkadaşlar şurası önemli gözükmekte, özellikle 35.000 seviyesi. Evet, şu 35.000 rakamı önemli olacak. 35.000 rakamı üzerinde eğer ki tutunmasını devam ettirebilirse ilk etapta 39.800, şurası bir kanal aralığı olarak gözükmekte. 39.800'ü de bu ayı piyasasında yukarı yönlü aşabilirse de arkadaşlar 44.150 seviyesindeki hedef bölgeleri Bitcoin'de gözükmekte. 35.000, özellikle 35.000 altında Bitcoin'de kapanışlar görürseniz arkadaşlar Bitcoin'den uzak durmakta fayda var. 35.000 altında görülecek kapanışlarda. 35.000 altında görülecek kapanışlarda Bitcoin'de 31.180, onun altında da 26.000 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Burada stratejiniz, 35.000 stratejisi önemli. 35.000 stratejisi 3 şekilde: 35.000 altında kapanışlar görmeye başlarsanız arkadaşlar Bitcoin'de geri çekilmeler geriye yönlü 26.000 seviyesine kadar gerçekleşebilir. O yüzden kendinize 35.000 seviyesini takipte kalın derim ben. 35.000 üzerinde kaldıkça da arkadaşlar yukarıda bir 39.860 tepesi mevcut. Burası kuvvetli, en kuvvetli direnç bölgesi. Eğer ki bu direnç bölgesini de aşmayı başarırsa yukarıdaki en kuvvetli direnç bölgesi de 44.150 seviyesinde bulunan direnç aralığı olarak gözükmekte. Biraz daha inceleyelim. Daha haftalık bazda bakalım. Evet. Günlük bazda da bakalım. Bu nasıl bir yükseliş arkadaşlar? Yani Bitcoin'deki arkadaşlar çok güzel kar etti gerçekten. Evet arkadaşlar, özellikle dikkat edeceğiniz seviye şuradaki 35.000 seviyesine, mutlaka dikkat edin. 35.000 altında bir kapanış gelirse Bitcoin'den uzak durun. Aşağı yönlü ivmelenme 27-28.000 civarına kadar Bitcoin'de gelebilir. Fakat 35.000 üzerinde durdukça, bakın şuradaki 35.000 seviyesi üzerinde duruşlarını gerçekleştirdiği müddetçe de yukarıda en önemli tepesi 39.670 tepesi var. Bu 39.670 tepesini de aşarsa 44.150 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerine de devam edebilir. O yüzden Bitcoin'de 35.000 seviyesi çok önemli bir seviye. Bu seviye altında kapanış olmadıkça yön hala boğa piyasasında gibi gözükmekte. Evet, Bitcoin analizimiz zor bir analiz. O yüzden verdiğim seviyelere dikkat edin. 35.000 üzerinde bu Bitcoin hala olumlu. Yani 35.000 altında bir kapanış gelmedikçe olumlu. Fakat 35.000 altına da bir kapanış yaşarsa arkadaşlar direkt ilk etapta 31.000, ardından 28.000 ve 26.000 seviyelerine doğru tekrardan bir geri çekilme olayına girebilir. O yüzden Bitcoin'deki arkadaşlar çok dikkatli olsunlar derim ben arkadaşlar. Evet, Bitcoin ile ilgili analizimiz bu kadardı. İnşallah bir faydası dokunmuştur sizlere. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.